İstanbul Valiliği akaryakıt kartı dağıtmış. Hatırlıyor musun? Bu kartın varsa akaryakıt alıyorsun. Yoksa akaryakıt alamıyorsun. Benim çiftçi kardeşim traktörüne mazot alamıyordu. Mazot! Zaten kaç tane traktör vardı ki? Biçer döver diye bir şey yoktu. Ama şimdi artık maşallah traktörümüz bol. Daha ileri gideceğim. Trabzon'da bir vatandaşımız bana nüfus kağıdını verdi. Trabzon'da. Çok ilginç. Burada da tabii bu Trabzon'a belki yönelik bir şey ama ne diyor biliyor musunuz? 2 metre tril bezi verir. Altında mühür. Ya ne hallere gelmişiz ya. Şeker alacaksın öyle. Sana yağ alacaksın öyle. Vita alacaksın öyle. Nüfus kağıdına mühür. Değerli kardeşlerim, işte AK Parti iktidarının bunlardan farkı bu. Var mı bizim böyle bir sıkıntımız? Fakat konfor artınca konforun da sınırı yok. Tabii ki daha fazlası isteniyor. Ama daha fazlası da olacak. Buna inanıyorum. Ben sizden yardım istiyorum. Ne biliyor musun? Şu şehirleri değiştirelim. Şu şehirleri değiştirelim. Ben inanın şu caddeler üzerindeki yüreğim kan alıyor. Sizleri mağdur etmeden Ağrı şehrimizi ilçeleriyle TOKİ'yi devreye sokmak suretiyle anında gelin değiştirelim. Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Ama bak geçen gelişimde şu Kazman Caddesi ile ilgili bana söz verildi. Ama hala karayolları ve Ulaştırma Bakanı'ma sordum. Hala sıkıntımız var, ikna edemiyoruz diyorlar. Şimdi Kazman Caddesi bize yardımcı olacak. Bize yardımcı haline getirelim. Değil mi? Şu Kazman Caddesi bir bölünmüş yol haline geldiğinde buralar çok daha farklı olacak. Çok daha güzel olacak. Hem buralardaki kardeşlerim kazanacak, hem Ağrı kazanacak. Çünkü Ağrı'ya bunlar yakışmıyor. Adalet. Doğu Beyazıt Adalet Sarayı'nı tamamladık. Hizmete açtık. Patnos inşaatı devam ediyor. TOKİ olarak bugüne kadar Ağrı'da 3063 konut uygulaması başlattık. Değerli kardeşlerim, bunların 448'ini tamamladık, sahiplerine teslim ettik, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. Tarımda 2002'de biz geldiğimizde 29 trilyon tarımsal destek verilmişti. 2010'da biz 36 trilyon destek verdik. 2003'ten 2010'a 426 trilyon destek verdi. Hayvancılık desteği 113 trilyon ayrıca. Ah benim kardeşlerim. Ziraat Bankası benim Ağrı'daki çiftçi kardeşime %59 faizle kredi veriyordu. Şimdi %5. %5. Halk Bankası esnaf sanatkara %47 faizle kredi veriyordu. Şimdi %5. Devlet su işleri olarak Ağrı'mıza 267 trilyonluk yatırım yaptık. Değerli kardeşlerim, içme, sulama, kullanma ve sanayi suyu problemini uzun vadede çözecek olan Ağrı Yazıcı Barajı'nı 2008 yılında hizmete aldık. Biliyorsunuz değil mi? Yıllardır yapımında
aşama kaybedilmemiş olan 25 bin hektar araziyi sulayacak Ağrı Ovası yazıcı sulaması inşaatını hızlandırdık. Onu da süratle bitireceğiz inşallah. 2009 yılı sonunda ihalesini yaptığımız Ağrı içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı inşaatında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki iki ay içerisinde onu da tamamlayacağız. Böylece Ağrı'ya içme suyu noktasında da o sıkıntısını aşacak, kullanma sanayi suyunu da sağlamış olacağız. Taşkın koruma tesisini tamamladık. Birçok yerleşim yerini ve araziyi taşkın zararlarından koruduk. Değerli kardeşlerim, ben bu son Ağrı'da final yaparken sizlerden bana hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Ağrı bize hakkını helal ediyor mu? Değerli kardeşlerim, şunu bilin. Önümüzdeki 4 yıl ustalık döneminin hizmetleri olacak. Onun için 4'e hazır mıyız? Fakat bir yarınımız var. Çok çalışmamız lazım. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Köy köy dolaşmaya var mıyız? Telefonlarımızda bütün eş, dost, ahbap aramaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Sizler de bize inanın. Ve inanıyorum ki bu duruşunuz, bu tavrınız Ağrı'yı 4-0 olarak bir demokrasi mücadelesinde, özgürlük mücadelesinde sandıklardan çıkaracaktır. Evet, şimdi gelelim ahdimize. Akdimize, biliyorsunuz değil mi şarkımızı? Bayrakları bir görelim bakalım. Bayraklar, bayraklar, bayraklar. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. 12 Haziran ülkemiz, Ağrımız, milletimiz, tüm Ağrılı kardeşlerim için yeni bir dönemin başlangıcına, yeni bir anayasa, ileri demokrasi, temel hak ve özgürlükler için aydınlık yarınlara vesile olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sizleri bu duygularla selamlıyorum. İşte büyük usta, işte büyük ustanın liderliğinde Ağrı'yı ve Türk'ü taşıyacak kadrolar. İşte Türkiye sevdalısı lider. İşte hayatını milletine adayan milletimizin hizmetkarı büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin mimarı, milletimizin hizmetkarı, büyük usta,
Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi şarkımızı söylüyoruz. Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir. Aynı dağın yeliyiz biz. Yazımız bir, kışımız bir. Aynı. Türküler bil, hep beraber söyleriz biz. Alaylar bir, horonlar bir, aynı sazın teliyiz biz. Gönüller bir, dualar bir, bir Allah'ın kuluyuz biz. Has bahçemiz, yurdumuz. Bir daha hep beraber söyleyelim. Vur şu davula bir daha hep beraber söyleyelim. Ağzına sağlık büyük usta. Teşekkürler Ağrı. Geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. İşte hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı lider. Büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. Bir kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir, hep beraber söyleriz biz. Kalaylar bir, horonlar bir, aynı sazın. Sevdamız bir. Ülkemize hizmet etme adına, yarınlarımız adına, işte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl bu coşkuya. Gel şimdi tam vakti.